Herkese merhaba, ben Pekdet ve Simply Magic'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Herkese merhaba, ben de Babacigi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün farklı mikrofon kullanmamız gerekti çünkü şu anda aynı evdeyiz ve evet. Aynı mikrofondan konuşmazsak ikimizde evet. Ses yankısı oluyordu. Aynen öyle. Ve çok garip bir yöntem kullandık. Mesela ben şu an sadece mouse'la oynuyorum oyunu. Evet yani ama mikrofonun şeyini... Desibelin sonuna kadar açmamız gerekti. Bu da sesi biraz daha kalitesiz yaptı. Evet ama tamam, bu bölümde yani, böyle olması gerekiyor. Bu bölümlük böyle olacak ne yazık ki. Ayrıca bir de arkadaşlar dün bizim mobil uygulamamız üzerinden eğer mobil uygulamamızı indirmediyseniz aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Bir tane canlı yayın yaptık. O canlı yayın görüntüleri hala orada. Soru cevap tarzı ve kendimiz çektiğimiz bir canlı yayın oldu. Evet. Ve ayrıca bugün saat 7'de değil mi? 7'de. Evet 7'de. Bugün 7'de Minecraft yayınımız olacak ve Minecraft yayınında normalden farklı olarak Simply Magic'i de biraz daha ilerleyeceğiz. Bu zamanda Simply Magic istediğiniz için biz de videoda pek çekemediğimiz için hazır fırsat varken bunu yapalım dedik. Evet. Şimdi bu bölüm ve bundan önceki bölüm arasında işler hallettik. Normalde videoda evet. İzleme sıkıcı olan garip bir şekilde. Normalde böyle bir şey yapmayız. Aynen. Normalde hiç hayatta yapmayacağımız şey. Ama şimdi, bayağı şey yaptık yani. Göstersene aşağıya. Şimdi buradaki asansör gitti artık. Burada bir tane asansör var. Ve bu asansör iki katı da inip çıkışı sağlıyor. Hem buraya hem en aşağıya. Şurayı taşıdık. Onu yukarıya aldık. Onu zaten görmüşsünüzdür. Biraz önce. Güzel görüntüsünü gösterir misin sana? Ve buraya böyle bir şey yaptık. Öncelikle burayı genişlettik ve buraları dolduracak kadar şey ürettik. Burada içerisinde ne işi var? Burası karanlık kalmış. Neyse. Buraların hepsini dolduracak kadar bu taşlardan ürettik. Zaten geçen bölümlerde üretmeye başlamıştık. Ve oyunun sesini kapatman lazım. Geliyordur direkt. Aa evet. Hiç aklıma gelmedi. Tamam. Şimdi şey buralara bu taşları koyduk. Neredeyse tamamını ürettik yani. Şu arkada da var bu taşlardan. Şu üç tarafa sacrifice ürününden koyduk. Ve arka tarafa da hız ürünü koyduk. Daha hızlı üretebilmemiz için. Hızlı. Tek yapmamız gereken ritual. Çünkü bu köşelere bloodstone denen bir şey koymamız gerekiyor. Göreceksiniz zaten. Ve ritual için de gerekli olan her şeyi yaptık. Gittik Nether'da ghast bulmaya çalıştık. Bir tane bayağı daha bayağı uzun sürdü o ghast'ı bulmak. Ve bunlardan 4 öldük. Tane yaptık. Bolca öldük. Birkaç kere yani. Hayır, gasta bulurken öldük yani o anlamda. Evet. Olması zordu. Zor oldu. Ama gasta ararken ölmedik genelde. Garip bir yere girip öldük. Şu kıyafetleri bulduğumuz yere gibi bir yere girdik. Geçen sefer gibi. Farklı kıyafetler bulduk. Diyebiliriz. Sadece mi taşıdın mı? Tamam şu. Tomcraft'ta da birkaç icat yaptım. Golemlerde biraz daha geliştim. Fakat takıldık çünkü... gelişmem için bana tonlarca sandstone gerekiyor. Çünkü ordon kalmadı ve orduyu elde etmenin beni bilmeyen kolay yolu sandstone. Ve direkt Blood Magic'in küreğinden yapacağız. Çünkü şu anda iyi bir kürek yapamıyoruz. Aynen. Blood Magic'de gelişince. Şimdi hemen onu yapacağız. Şimdi bu 4 tane boyayı aldım. Geri kalan malzemeleri alıyorum. Master Ritual Stone, Ritual Stone, Big Activation Crystal, Divination Sigil de alalım. Daha sonra... Bir tane de bize ritual. Ritual binding lazım. Ritual ID binding sanırım bu zaten. Hı hı. Total stones 24 diyor. Evet bizde de 24 stone var. Bu olması lazım. Şimdi bunu inşa edeceğiz. Bir tane elmas kılıcı ihtiyacımız var bunun için. Zaten vardı bizde. Tamam. Bunu şimdi bir yere kurmamız lazım. Nereye kuralım sence? Şey, büyük bir alan mı? Evet, büyük sayılır. O zaman şey kuralım işte. Buraya mı? Evet. Sadece bir kere kullanacağız sayılır yani. Çok az kullanacağız ama. Ha, o zaman buraya yapalım. Buraya daha sık kullanacağımız şey yapalım. Ya da buraya yapalım. Hayır, o zaman daha köşeye bir yere yapalım. Şuraya buraya. Şuraya yapalım mesela. O zaman buraya yapalım. Benim yapmam çok zor. O yüzden sen yaparsan daha mutlu. Çünkü geri gidemiyorum ben. Şimdi bunun etrafını da kazmamız gerekiyor biraz. Tam olarak neresine denk geliyor hatırlamıyorum ben. Ve eğer denk gelecek yerde blok varsa koymuyor direkt bildiğim kadarıyla. Biraz şu etrafını açalım ya. Yani. Aç etrafını. Şeyin yok mu? Yok. Olmaz ya. Etraf oluyor. Kemik de kalsın. Tam bir mağaradan. Şey yok mu? Yok. Biraz açalım şöyle etrafını. Umarım ormanı yapmayız. Ama... En kötü ne olabilir ki? Aynen öyle. Bir kere yaktık. Her tarafını eşit açtık mı? Tamam. Bu yeterli olur umarım. Şimdi ben... Ha gösteriyor. Ne kadar teknolojik. Böyle bir şey yoktu eskiden. Ne ya? Ben görmüyorum. Bak artık. Üstüne gelince blokların nereye geleceğini gösteriyor. Ha bak şuralara geliyormuş bak. Tam senin olduğun yerde bir tane var. Hepsi açık sana.
Aynen tamam. Wow. Bunlar ne? Tamam. Hepsini koyduk. Buralara geliyormuş bloklar. Bunların yeri üstünü kaplayabiliriz. Şu aralarını artık. Bu böyle dursun. Çünkü bunu ileride kullanacağız. Çünkü ben alet olarak Blood Magic aletlerini kullanmayı düşünüyorum. En mantıklısı olur şu anda bizim için. Çünkü biliyorsunuz demir kazmadan daha iyisini yapamıyoruz elmas kazma falan. Direkt engelli bu modda. Yani bir vuruşta kırılıyor elmaslar bütün eşyalar. En iyisi bu olur gibi geliyor o yüzden. Şimdi bu ritual'ı yaptık. Şimdi bu ritual'ı bunlara yerleştirdikten sonra bunların nasıl yapıldığını zaten eski bölümlerde gördünüz. Weak Activation Crystal istiyor. Bunu da yapmıştık zaten. Şey, bankanızda bolca kan olması lazım. Tam olarak bilmiyorum. 15 bin olması lazım sanırım bunun için. Emin değilim tam olarak ne kadar istediğimi. Ama işte biraz bulunsun ve elmas kılıç atıyorsunuz. Ve oluyor. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Bakıyorum. Ortaya elmas kılıç atıyoruz ve de bunu nasıl sağ tıklıyoruz. Bak ortada böyle bir şey çıkıyor. Olamaz. Hepimiz öleceğiz. Bunları yıldırımlar çarpıyor. Ve kılıcı aldık. Bağımlı olamaz. Bu şöyle açılıp şöyle kapanıyor. Bakalım ne kadar enerji gitmiş. 5000. 5000 gitmiş evet. 5000 gerekiyormuş o zaman. Bu açık olduğu sürece ve her vurduğunda şey harcıyor. Sizin kan bankanızdan harcıyor. Eğer kan bankanızda bir şey yoksa direkt canınız gider. Fakat bu arkadaş tam olarak 12 vuruyor. Ki normalde elmas kılıç 7 vuruyor. Öyle düşünün. Yani bayağı fazla vuruyor. Bunu neden yaptık? Bununla yaratık öldürünce içinden blood shard denen bir şey çıkma olasılığı var. Ve onunla geliştireceğiz bizim. Kazma yapacağız onu değil mi? Şeyimizi. Altarımızı. Ve ondan sonra da diğer aletleri de yapıp daha rahat kullanabileceğiz. Şimdi bir yaratık öldürüp ondan blood shard çıkarmamız lazım. Nether'da pigmen öldürebiliriz veya şu şeye gidebiliriz. Şu benim visk gördüğüm yere gidebiliriz. Hangisi ne? Ben biraz yemek yemem lazım. Benim hiç kılıcım kılıcım yok ya. Neyse baltam var. Çünkü şey altarı geliştirmek için bütün malzemeleri biz bölüm arasında yaptık. Sizin daha önce gördüğünüz şeyler. Sadece bu kaldı. Hala yine bölüm arasında yapmamız gereken şeyler varsa bak buraya şey dörtleri çimen yapmış. Ve buraya da asansör koyduk. Diğer asansörü kaldırmıştık ya onu da buraya koyduk. Direkt şöyle kolayca yukarı çıkabilmemiz için. Uğraşmadan. Kolay. Gayet tatlı oldu. Şimdi şuralarda yaratık geliyordu. Hep bana saldırıyordu. Ben hep buralardan geçerken bir şey geldi. Bak geldi. Vay be. Ve çıktı. Wow. Bitti. Bir tane mi gerekiyordu? Aha. Şimdi bununla birlikte bir tane de taş koyuyoruz. Bu bize 32 tane bundan verecek. Ve bize 4 tane lazımdı. Hadi o zaman şimdi blood altarımızı geliştirelim. Aşağı. Cama ihtiyacın var mı? Cama lazım mı sen? Cama gerek yok. Herhangi bir blok koyulabiliyor oraya. Direkt şu havalı bloklardan koyalım. Var mı sende? Dur bakayım çarpma. Yok çıkmalıyım mı? Bende 12 tane var da 12 tane yeterli gelmeyebilir. Hemen yukarı çıkmalıyım. Olur. Bulması biraz zor olacak ama. Bunlardan bir blok yüksekteydi hatırladığım kadarıyla glowstone'lardan. Eğer yanlış olursa bakarım ikisinden. Bir blok yüksekteydi hatırlıyorum ben. Nereye bakmıştım? Burayı nasıl kapatıyorum tam olarak? Nereyi? Burayı. E. Ha. Tamam. Ve ayrıca şunu söylemeyi unuttum ben size. Buradaki yaptığımız şey ne? Niye bunun yanı böyle olamaz? Neden öyle ya. Olamaz mı? Ne? Bu birazcık sorun olabilir. Neden? Olamaz! Mob trap'in içine blok koymam gerekiyor şu anda. Eminim sorun olmaz. Bakayım. Evet. Bana 5 tane daha getirdim. De. Mob trap'in içine blok koydum. Umarım bir sıkıntı olmaz. Olmayacak. Ya boşver. Başka türlü yaparsam direkt mob trap çalışmayacak. Şey mob trap diyorum. Bunu geliştiremeyin. Evet yani. Evet. Boşver. Yapmak zorundayım bunu. Burada aynısı olacak. Evet. Burada şunu kapatacağım. Evet. Bir sıkıntı olacak. İçeri gidip bakmam lazım ama. Bak yanlış yere koydum. Evet. Bir gireyim yani koyacağız. O zaman motorinle de alakası yok buranın. Hayır zombi. Ne çok onu verikmiş içeride. Olamaz. Yardım et bana. Gelmem çok zor. Sen 30 vuruyorsun o kılıçla.
Ben herkesi rekledim biraz önce. Bir bakmam lazım diye. Burası da biraz bozuk. Git. Diğer tarafa da bakmam lazım benim. Bir torçum olsa da buradakilere şey yapabilsem. Torçum var değil var, mi? Var, tamam. Buraya bir şimdi etkisel getireyim. Buradan çıkamıyorum ki. Buraya mantıklı bir şekilde şey yapalım. Ha tamam, zaten bozmuyor bakın. Şurada kalıyormuş. Evet, evet, bozmuyor. Da bir tane daha suya ihtiyacım var burada. Su getireyim mi? Olur. Nasıl getireceğim bilmiyorum. Kova atayım mı? Şurada kova var. Bir lava atacağım, daha sonra içine su alacağım. Lava orada bir tane bir şey kazıp at o zaman içeri. Gider. Çünkü evet. Burada cidden su eksik. Cidden zaten bu tuzak bir tarafları eksik gibi görünüyor şu anda bana. Bilmiyorum. Niye böyle yapmışım acaba? Sizlerce o tuzağın ön tarafına yaptığımız devasa şeyin ne işe yaradığını da göstereceğim birazdan. Oh, havalı. Şey, şimdi hatırlarsanız bizim burada bir tane bebek zombi sorunumuz vardı. Direkt bebek zombiler geliyordu ve şu Blood Magic kılıcı bebek zombileri öldüremiyor. Ona bir çözüm bulduk. Çözüm de şey tabii ki. Bebek zombiler direkt yanıyorlar. Bebek zombiler direkt yanarak ölüyor, evet, şurada. Aşağıda bir tane daha koyduk. Evet. Böyle bir şey yaptık ve gayet de güzel çalışıyor şu an. Titreşim geldi. Su getirdim. Ama oraya gelemedim. Q yok sanırım. Mouse'u Q'yu ayarlamadım. Mouse'u ayarladığım tuşlar sadece benim W, Shift, Space ve E. Bersen dedi ki diğer hiçbir tuşu ayarlama, sadece mouse'u döndürerek W'yu kullan dedi. Ben de çok beğendim bunu. Bir daha marka dönerken sadece W'yu kullanacağım. İşe yarıyor. Oley be. Tamam oldu sanırım ya. Şu anda düzgün değil mi? Her yerden oraya doğru gidiyor. Evet. O zaman buradaki ışıklandırmaları artık kaldırabilirim. Artık burası karanlık ama zombiler de uyuyup. Olamaz. Kurtarın beni. Şuradan kapatacağım. Sanırım yaptım. Sanki şurada bir şey olması gerekiyor. Neyse. Şimdi bu altar seviye atladı mı? Bakalım. Benim çantam tamamen dolu. Evet. Altar 4 level artık. Altar 4 level olmuş aynen. Yay! Oley be. Yani şu anda bu kenara koyduğumuz bütün Rune of Sacrifice'lar iş görüyor. Bütün her koyduğumuz Rune of Sacrifice %10 daha fazla kan çıkmasını sağlıyor zombilerden. Kaç tane koyduk? Biz 21 tane koyduk. Yani şu an 2 kattan biraz daha fazla kan elde ediyoruz zombilerden ki yaptığımız kazmalar direkt kanlardan harcayacak. O yüzden bizim için bayağı iyi. Şimdi şey de yapabiliriz. Eğer altınımız varsa daha sonra biz şu tarafı Rune of şey koymuştuk. Self Sacrifice koymuştuk. Oradaki de Rune of Sacrifice değiştirebiliriz. Bakalım. Onları alıp. Eğer altınımız varsa. Ayrıca ben de size şunu söyleyeyim nasıl çalıştığını. Şimdi bu sağ taraftan su geliyor ama hiç ışık gelmiyor. Şurada glowstone'un önünü kapattım. 4 tane altınımız var. Kaç tane altınımız var? Ben şu an aramak çok zor çünkü benim için. 5 tane yapacağız. Tanesi için 2 tane gerekiyordu sanırım. 10 tane. 10 tane altın mı? Başka önemli bir şey gerekiyor mu? Bir sürü kan gerekiyor. Onları zaten toplarız. He. Peki buradan nasıl çıkacağım? Önce şu alta bir şey yazmayı bırak, sonra E'ye bas. Ya çok zor. Direkt bunu öldürdüm bir tane. Ayrıca buradan zombi etlerini de almıyoruz gereksiz yere. Direkt aşağı gidip yok oluyorlar. Bakın şuradan su geliyor işte. Direkt 8 blokluk olacak şekilde ayarladım buraya. Çünkü eğer buranın dibine su koyup tabela koysaydım buradan su çok yüksek seviyede olacaktı ve bacakları buradan gözükmeyecekti. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bacaklar. Burada da 1 blokluk boşluk var ve burası biraz aşağı inip lava gidiyor. Aşağı düşmelerinin sebebi de lavın ışığı buraya gelir diye. Işık gelmemesi için. Tek blokluk yüksekte olan tek şey bebek zombiler olduğu için de. Onlar oraya düşüp ölüyor. Normal zombiler kalıyor. Berkcan ne kadar da havalısın. O yüzden burası havalı. Biraz daha getirip şunların üstünü kapatabiliriz artık ayrıca. Neyleri? Ha. Daha mantıklı gözüküyor burası. Ben 8 tane altın buldum. Öyle mi? Başka da hiç mi yok altın? Maden olarak falan da mı yok? Onu arıyorum da onu da buradan görmesi zor olduğu için. Biraz uzakta olduğum için şu an.
Ha. Zorlamıyorum onu görmek. Da bitmiş olabilir zaten. Bunları yapmak için kaç tane altın harcadın? Evet evet. 50 tane falan altın harcamadık. Altın kazmamız var 2 tane. Ona bir şey yapamaz mıyız? Altın götüremez miyiz aslında? 8 tane golden nugget var. O zaman ne geldi? Şu an zaten o gerekli değil de çok. Burada 8 tane daha var. Çok acil değil de daha iyi olur yani sadece. Şimdi bir dahaki seviye Blood Orb yapmamız lazım. 4. seviye Blood Orb. Bunun için içine bir tane daha Weak Blood Shark koymamız gerekiyor. Ben içeride kestiğim zombilerden çıktı. Öyle mi? Evet, o yüzden içeride zombi kestim onunla. Ama ne kadar kan istediğine bakmadan bunu koydum. Kesinlikle yeterli gelmeyecek şimdi. Geldi mi? Hem bir sorunumuz var. Ne gibi? Bu 40.000 kan istiyor. Ve biz burada en fazla 20.000 falan tutabiliyoruz. Ne yapacağız? 5 level mi yapmamız lazım? Hayır, şu arkadaki self-sacrifice ürünleri var demiştim ya. Evet. Onları kapasite ürünleri şeyle değiştireceğiz. Nasıl yapıyor? Onlar nasıl yapıyor bakalım. Kapasite. Her biri için 3 tane kova gerekiyor. Yani tonlarca demir lazım. Ne kadar tonlarca? Şimdi yani. 54 tane var şurada. Zaten şu anda onlardan en fazla kaç tane koyabiliriz? Bir bakayım. Şunları da onlarla değiştirsek şu 2 tanesini. 2 tane buraya, 5 tane de buraya. 7 tane yapacağız onlardan. Direkt şuraya atan demirleri sınır mı? O şey, kırmızı şeylerin yanına da onun üstüne at o cihazın. Üstüne at. Üstüne at. Aha, ve o ikisine de şey var. Kömür blok var. Hmm. 54 tane ısınacak çünkü. Tamam. Kömür blok bile yeterli gelmez büyük ihtimalle de. Çantada bir sürü kömür var ya. Hı hı, o kadar fark etmiyor. Şimdi çünkü bu bizim 22 bin falan alıyordu en fazla. Hı hı. O şekilde yapmamız lazım. Tam bunu yapacağız. Kaç tane yapmamız gerekiyor peki tam? Tam bir sayım var mı aklında? Bilmiyorum. Ben ikisinden bunların bir tanesi ne kadar artırıyor bakıp geleyim. Evet, geri geldik. Şimdi bunların tanesi 2000 artırıyormuş. Onu öğrendik. Hı hı. Şimdi biz şey yapacağız öncelikle. Bunun içinde şu an 0 kan var. Bu zombileri öldüre öldüre bunun içini maksimum kapasitede dolduracağım ben. Buraya 7 tane daha bunlardan koyacağız. Bu kapasitesini 14.000 artıracak. Şu anda bizimki 22.000 tutuyor olması lazım zaten yanılmıyorsam. Bununla beraber işte tam olmuyor. Çünkü bu Blood Orb yapmamız için kaç tane gerekiyor bakın. 40.000 gerekiyor. Bizimki 30.000'lerde kalacak. Daha sonra bizde Nether'dan bulduğumuz bize bir sürü kötü etki veren ama regeneration veren bir iksir var. 10 saniye regeneration 3 veriyor. Evet. Onu içip bir anlamda kendi kanımızı vereceğiz bu olurken böyle hızlı bir şekilde. Böylelikle yapabiliyor olmamız lazım. Yani biraz zor olacak yapmamız ama zaten bundan önceki Blood Rune'u de bu şekilde yapmıştık o iksirle. Evet. Genelde öyle oluyor seri atlarken. Bir şey soracağım sana. Evet. Çantanda demir olma ihtimali ne? Yok. Sen bir sürü demir kazmıyorlar, ne yaptın? He? Demir kazıyordun ya sen. Sandıklardan birine koymuştum. Ha tamam. Oradaki lastan demir büyük ihtimalle odur yani. Doğru. Ama zaten çok fazla kan birikiyor. 4 tane zombi durdum, 14.400 oldu ya şu an. Resmen yani. Wow. 16.000 olduğu için sıfırdı biraz önce. Ben evet. Bunları öldürmeye başlamadan önce. Bayağı bayağı birikiyormuş abi ya. Hı-hı. Önemli ya, şu an demirin ısını bir şey yapmamız önemli. Kova yapmamız önemli. Bunun içine dolduracağız yani. 7-21 tane kova ihtiyacımız var. 60 tane bir ihtiyacımız var. Hmm. Tam o demirleri o alet 2'ye katlıyor. Yeteri kadar demir var. Hani 8 evet, katı var. Evet, aynen. Sadece zaman. Zaman lazım. Biraz beklememiz lazım. Bir şey daha ihtiyacımız vardı onun için. Ne? Demir hariç. Önemli bir şey daha ihtiyacımız vardı sanki. Şunlara ihtiyacımız var bir dakika. Kapasite. Şunlar var. Bunlar da bir tanesini yapmak için 5000, 6000, 7000, 8000. 8000 kan gerekiyor bunlardan bir tanesini yapmak için. Oley be! Yani o yüzden kana ihtiyacımız 56 var. 56.000 kan. Evet, o yüzden kana ihtiyacımız var. Şimdi 19.000 oldu. Ben bir tane üreteyim o zaman. 8000 gerekiyordu. 2 tane üretebilirim. Evet evet. Şu aşağıdakileri kaldırmam lazım ama yoksa bu şekilde o çeker. Bir tane örnek oluşturalım. Daha doğrusu şunların 3 tanesi zaten biraz olmuş. Direkt bunları kullanayım mı? Biraz olmuş derken? Bunlar seviye seviye dönüşüyor ya. Ha. Biraz olmuş bir garipken. Bu direkt yarıda kalmış. Bak direkt dönüştürdüm. Hı hı. Bunları kullanarak dönüştürürsek daha az artırız. Evet evet.
Şunların ikisi. Hızrın olduğu için bu kadar hızlı. Normalde bunların oluşması çok bekliyorduk. Evet evet. Ya. Hızrını yok, koyduk ya. Hani arkaya. Arkaya olabilir oldu. Söyledin mi sen onları? Aha söyledim. Şunları öldürelim. Biraz daha gelmiş. Tamam onlar da oldu. Bir tane de şundan koyalım. O da olur. Ben burada bir şey yapayım peki. Bak şimdiden 4 tane oldu bunlardan. 3 tane daha gerekiyor sadece. Tamam çok güzel. O zaman sadece demir kaldı. Peki aha, şu Blood Orb'un Tier 4'e mi yapmamız gerekiyor onu şimdi de? Ne için? Blood Orb'un bir şeyini yapmamız gerekmiyor değil mi? Ekstra farklı bir şeyini. Blood Orb'un Tier 4'ünü yapmaya çalışıyoruz zaten şu an bununla. 4 tane oldu. Ve bu kadar hızlı şey gelirken, kan gelirken bayağı bir şey yapabiliriz yani. O kazma falan yaparsak kullanabiliriz uzun süre. Aynen bayağı bir durum. Bir tane daha altın getirdim ben. Sadece iki tane daha golden nugget'e ihtiyacımız vardı. Pigmen mi öldürsem? Yok o şeylerden yapmayacağız artık ya. Sacrifice'lardan yapmayacağız ya. Doğru evet abi. Kapasite gerekti onun yerine. Yani bunu üretimimiz bittikten sonra kapasite yerine şey yapabiliriz de. Hı. Ondan öyle gerek yok. Doğru diyorsun. Şey yapacağım ya, bunları otomatik öldüren bir tane ritual var, onu yapabiliyorsak onu yapacağım. Otomatik öldürüp buraya kan geliyor. Çok fazla, of. O zaman zor yapılıyordur ya. Öyle değil mi? Bilmem. Tahmin değil nasıl yapıldığını tam hatırlamıyorum. Her birisini öldürdüğünde benim kan bankamdan artıyor. Hı hı. Buraya da benim kan bankamda olacak şeyi koyacağız orada. Haa, mantıklı. Zaten kâra geçeriz çünkü buraya bir sürü Blood of Sacrifice koyarız. Deneriz de onu. Hı-hı. Sacrifice koyduk bir sürü kâra geçmemiz lazım. 21 bin oldu. 2 tane koyalım. Bunlar da oluyor. Evet en fazla 22 bin oluyormuş. 22 bin. Evet. Şimdi birkaç tane görev tamamlamış olmamız lazım o Blood şartlarla falan öyle inanıyorum. Evet tamamlamışız. Süper yok kapasite yapıyor değil mi? Hı hı. Bak. Complete the Big Blood Chart. Göre tamamlandı. Hmm. Reward Bag. Emerald ve 3 tane altın buldum. Reward Bag'den. Çok güzel ya. Ben de anlaştım Reward Bag'den. Bir tane bebek zombi aşağı düştü gördünüz mü? Kaydırdı kendini aşağı doğru. Zaman. Bakalım. Sen yine çıkacak. Hadi tahmin edelim. Nasıl çıkıyorum? Of ya, SD'ye basmam gerekiyor. Şimdi. Onu hiç düşünmedik. Hadi tahmin et. Ne çıkacak? Tamam ben merdiven seti çıkacak diyorum her zaman bize çıkan. Iron Ore ve Iron Chestplate çıktı. Ne kadar iyi. Ne sende chestplate yoktu sorun yok. Bir işe yarıyor mu ki? Bu üçte kırılmıyor mu üç kuruşta? Kırılıyor olabilir. Bilmiyorum bir bak. Iron'lar kırılıyor mu emin değilim. Iron'ların her şeyi kırılmıyor. Kılıcı kırılıyor mesela. Evet. Kablosu kırılmıyor. Evet. İlk başta. Ha yok this is for crafting only diyor kırılıyormuş. Oley be. Bir işe yaramadı. 4 tane demir çıktı. Şunları bir şuraya koyayım çantam doldurmasın başını. Hı. İyi. Şu shift. Şu shift değil. Bir daha hiç doldu. 2 tane daha yapayım. Yeterince topladım mı ben çoktan acaba bakalım. Evet. Oldu 7 tane. Hatta 8 tane oluyor şu an. Yeterince çoktan topladım. Çoktan. Nasıl toplarken çoktan mı? Evet. O zaman bunu da bitirdik. Şey, Renault Capacity için sadece demirlerin ısınması lazım. Demirler oldu mu? Ne kadar oldu? Bakıyorum. Al yeniden at istiyorsan ne kadar olduğuna bakmak için. Onlar da ısına dursun. 34 tane olmuş. 16 tane olmuş. Evet. 34 tane demirimiz oldu yani. Ne kadar gerekiyordu tam? 64 tane. 63 tane gelir. Yarısı olmuş. 3 tane de burada var. At geri onları. O cihazı da hızlandırmamız lazım bir ara ama. Evet ya güzel olur. Çok yavaş çalışıyor. Evet o Arc Escape modunda geliştiririz o zaman bir dahaki bölümlerde madem işlerimizi hızlandırmak için. Biz. Biz mi? Bir tane bebek zombi yine aşağı düştü gördüğünüz gibi. Çok rahatlatıyor ya. Şimdi annesi bitir. Evet ölmüyorlardı bir türlü. Küçük otlar için vurulmuyordu da doğru düzgün.
Ve normalde su sistemi sadece sağda var. Solda böyle bu kadar büyük yapmaya gereken hiçbir şey yok. Cidden ama hiçbir şey yok. Kötü ama kötü gözüküyor. Evet. Simetrik olmadığı için kötü gözüküyor. Bakın ne kadar simetrik güzel gözüküyor şimdi. Evet. Yani sol tarafta bir şey yok. Sadece sağ taraftan da su akıyor. Çünkü suyu geriye koyamadık. Şey var. Zombi şeyi var. Buraya koysak daha da çirkin gözükürdü. Bu tarafa yapamıyoruz. Çünkü bu taraftan da zombiler aşağı düşüyor ve glowstone var. Mecburen böyle biraz ileri doğru çıkarmam gerekti. Şuradaki glowstone gelmesin diye. Hı-hı. Ayrıca önüne slab koyarsanız slab'dan ışık geçmiyor. O yüzden ondan ışık geçmedi. Öyle bir şey. Tamam. Neredeyse fullenmek üzere yine bunun için. Ama 22 level'ım ya. Ne öldürmüş mü 22 level olmuşum ben? Bilmem. Tam o zaman. Ben uzun zamandır gece görmüyorum biliyor musun? Gece biz ne yapıyoruz? Uyuyoruz. Öyle mi? Gerçekten soruyorum. Gece ne zaman oldu en son? Normal oluyor ya. Öyle mi? Evet. Bana hiç olmuyormuş gibi bir his geldi mi zaten? 23 level oldu. İşe yarayacak hale kadar. Evet. Tamam o zaman yeterince de bir ısınana kadar ben videoyu durdurayım. Daha sonra geri geleceğiz. Evet geri geldik ve yeterince ısındı. Hala daha çoğu oluyor. Fakat demirlerimizin çoğunu harcadık zaten şu anda. Hı hı. Şu an yeterince var zaten. 63 tane oldu. Tam da o kadar gerekiyor. Onu neden oraya koyuyorsun? Bak şey. Ha, normalde eşitler evet, tamam. Şey oluyor. Oo, evet tamam. Wow. Boşmuş şu an fark ettim. Tamam böyle yeterince oldu. Şimdi şunları eşit şekilde dağıtacağız. Başardım. Şimdi sen ne olacak? Kendi kovalarımı da koydum. Benim kovalarım masum. Da diğer malzemeler yok ki. Ben evet sen niye yapıyorsun ya böyle bir şey ya? Yani böyle yapılıyor. Size göstermek istedim arkadaşlar. Hiç alakası bile yok. Böyle yapılıyor. Nasıl alakası yok? Master, trans... Ha, Magician's Blood Orb oluyor. Tamam iyi. Başka ne ihtiyacımız var? Taşa ihtiyacımız var bir sürü. Var var var. Arka sanda bak. Bende biraz var. Arka sanda. Burada yok. Arka. Orada yine de var. Orada yine de var. Bak 68 tane var orada. Onun altında yine olabilirdi. O zaman kalmadı herhalde. Yok ya vardı 64 tane falan. Ben hatırlıyorum. Onları harcadık ya. Hepsini mi harcadık? Yok be. Çok büyük çoğunluğunu harcadık ya. Yok gibi direkt. Bu yeter herhalde ya. Ha, bakalım. Başka niye ihtiyacım 28 tane gerekiyor zaten evet. Imbued Slate'leri alacağım aşağıdan. Bir de Blood Orb'umu alacağım. Ondan sonra üretebilirim. Hadi let. De. Orası niye öyle ya? Imbued Slate'ler şu aşağıda. Yedi tane aldım. Blood Orb'um da yukarıda olması lazım. Blood Orb'um bende. Öyle mi? Hatırlamıyor musun? Değilmiş, ha, vermişim tamam, sana. Tamam. Netire ben seni Blood Orb'la gitmiştim ya. Çok fazla rahat bir şekilde yetti. Hadi yapabilirsin. Çok güzel. Niye dağılmadı ya o? Neyse. Bunu da 50 yapalım. Şimdi bundan 7 tane yaptık. Zaten amacımız buydu. Şimdi bunları yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğiz? Şöyle yerleştireceğiz. Şurada 2 tane sekre parçası kırmam gerekecek. Olamaz. Ya içindeki kanlar gidebilir ama onları kırarsak şu anda. Neyse gidecek artık. O zaman gitmeyecek. X'de. Tamam. Şimdi şurayı kazarsam burada bizim speed ürünleri olması lazım. İşte buradalar. Speed ürün şey. Self sacrifice ürünleri. Bunların arkasında speed var zaten. Olamaz ya. Tamam. Su. Tamam. Burayı lütfen kesme. Tamam. Tamam. Bebek zombiler aşağı düşerken çok eğleniyorsun oradan hatırlıyor musun? Evet. Orası bebek zombi öldürme şeyi ayrıca.
Kendi kazdığım kıyıya kendim düştüm. Bu defa daha dikkatli olalım. 1, 2, 3, 4. Bakın burada da hız ürünleri var yeni yaptığımız. Burada bak her şeyi göz önünde yazıyor. Hayır öyle değil. 1, 2, 3, 4. Olamaz. Ve de 5. Tamam. Şuraları kapatmam lazım. Yoksa bebek zombiler buralara falan gelip burada eğlenebilir o zombi kafasıyla. Sen nasıl çıkacaksın? Şimdi orası açık kaldı ama eminim bir şey olmaz. Şimdi bakalım bu düzgün mü? Tier kaç gözüküyor? Tier 4 gözüküyor. O zaman düzgün. Şimdi buna zombileri öldürerek içine alabildiğimiz kadar kan alacağız. 30 bin civarı kan geliyor olması lazım. 26 bin. Bakın normalde 22 binden yukarı çıkmıyordu. Arttı işte. Evet evet. Biraz daha zombi gelmesini bekleyeceğiz. Geri yaptırdım. Yavaş yavaş. Bence bebek zombidir. Orada eğleniyor mu? Gelsene. Kendin ölür. Havuç geldi. Teşekkürler zombi. 28 bin. 30 bin. Kumanız en çok kaç olacak? Ondan sonra kendimizde iksir alıp kendi kanımızı vereceğiz. Ve o şekilde yeterli olmalı. Şimdi yapacağız mı onu? Bu bölüm bitmeden bitirelim ya bunun üretimini. Tamam. Hadi zombik. Sen de o sandıklardan iksirleri bul ikimiz için de. Buraya gel istiyorsan. ...36 bin oldu. Sanırım 36 bin oldu yani fazla. Bir tane daha gelsin de öldürelim olmak için. Bakalım. Ben çok daha fazla olacak. Yavaş yavaş azalıyor ama. Neden? Bunun bir tane de iç kapasitesi gibi bir şey var. Ona gidiyor. Kapasitesi. Bu çok önemli zaten. Siz ikimiz aynı anda kullanabiliriz ki bunu. Canınızı ikimiz aynı anda nasıl götürebiliriz? Götüremeyiz. Okay. Regeneration bu. Direkt can vermiyor ya. Birimiz direkt canımızı sıfırlayacak. Bunu içecek. Diğerini atacak. Çok heyecanlı olacak. Bir tane daha zombi gelirse mutlu olacağım. Hadi. Geliyor. 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 Body geliyor. İşte geldi. Evet 36 bin maksimum. Şu anda maksimum değeri ulaştık. Şimdi şöyle yapacağım. Bu en aşağıdaki ürünler kapasiteleri etkilemiyor. Şimdi buradakileri kazacağım geçici olarak. Hepsini mi? Evet. Ve bunları self-sacrifice yapacağım. Böylelikle bizim verdiğimiz kanlar daha fazla kan getirecek. Ha. Zaten içindeki kanı depoladık zombilerden. Burada da şimdi self-sacrifice koyabildiğim kadar. 5 tane var zaten. Niye hepsini kazdım ben de bilmiyorum. 3, 4, 5... Yakan ikisini bakalım şimdi. Şimdi bunun hala tier 4 olması lazım. 4 evet. Evet 4. Tamam. O zaman şu anda hazırız. Tabii ki okuyor. Şunu alalım. Şimdi bir de Blood Shard'ı ben nereye koydum ya? Olamaz. Ne yapmam? Bum. Hayır. İşte buradasın. Almadım. Aldım. Hazır mısın? Ne yapmam gerekiyor? Yatama gel de. Ben kendi canımı sıfırlayacağım ondan sonra sana bu bıçağı atacağım. Sonra da sen kullanacaksın. Tamam. İkisi iç. Ben. Bir dakika o zaman ben çantamı yukarı koyayım. Hı hı. Tamam şimdi ben bunu buraya koyuyorum. İksir içiyorum ben. Al sen. Şimdi sıra. Çabuk ver bütün kanı. Ben de buraya gelen zombileri öldürüyorum. Nasıl veriyordun kanı? Tamam şimdi bana at. Olamaz! Tamam neyse. Yetti tamam. Dönüştürdük. Tamam.
Ve Master Blood Orb. Yay. Ben orada tutuyordum. Yay. Hiç fikrim yok. Blood Orb aldığımıza göre bunları yeniden değiştirebiliriz. Evet. Oley. Bir daha muhteşem şey alır bir bölüm ya. Yay. Bunlardan 5 tane, bunlardan 2 tane kaldı. Bu da bir sonraki seviyeyi atlatırken buraları doldurmak için kullanırız. Ama bir sonraki seviyeyi atlatamayacağız. Atlatacağız. Beacon istiyor ya. 4 tane beacon istiyor. Nasıl yapacağız? Daha Wither Skeleton gibi bir şey göremiyoruz. Biz Ghast bulamıyoruz. Wither Skeleton mi bulacağız? Bulunur ya. Onlar Ghast'tan çok daha kolay. Bunun için bana bağlayacağım. Kapacı. Artık son seviye Blood Orb'um var. Bu da demek oluyor ki bununla çok havalı şeyler üretilebilir. Ne gibi? Bunları çabalayayım. Bunlar iğrenç şeyler hepsi. Iyy. Bunları boş ver. Blood Cleanser diye bir şey var. Evil Toaster Sins. Artık çok havalı gözüküyor. Ne işe yarıyor ya? Blood Amulet. Hiçbir şey yok. Soul Transporter. Teleposition Sigil. Bu direkt işin almanızı sağlayan kanlı sigil. İstediği şeyleri gördün mü? Evet. Onlar önemli değil. Nasıl değil ya? Ne istiyordu orada? Şimdi Blood Tank diye bir şey var. Bu da güzel bir şey. Direkt kanı depolamamızı sağlıyor. Ve sadece bununla yapılıyor bakın. Bu çok önemli şey. Çünkü bunu kapasitesini artırmadan bir yerde kan depolayabileceğiz bunun sayesinde. Eğer şey yani buraya otomatik kesecek şeyi yaparsam ve kâra geçersek burada fazladan kanı depolarız. Onda da sen doldurursun mesela. Evet evet mantıklı bak. Bu onun için de çok önemli. Başka böyle garip şeyler var işimize yarayabilecek. Belki bir zaman. Öyle işte. Bu direkt uçmamızı sağlıyor saltıklayarak. Öyle mi? Saltıkladığın yere doğru gidiyorsun yani. Evet. Ve artık bunun da superior kapasite de yapabiliyoruz. Eskiden yapamıyorduk. Bak gasiyer gerek. O yüzden onu boşver. En sevdiğimiz. Bu daha hızlı kalmamı sağlıyor direkt. Bu bayağı işe yarayabilir. Açınca. Aynen aynen. Bayağı güzelmiş o. İşte. Bayağı fazla şey yapabiliyoruz ve ya. Ve şey. Bunların bazıları zaten önceden de yapabiliyorduk ama. Yine de gösteriyorum. Bu Green Grove. Yakınımızdaki her türlü şeyin daha hızlı büyümesini sağlıyor. Bitki şeker kamışlarının bile. Bizim kesinlikle şeker kamışlarının daha hızlı büyümesine ihtiyacımız var. Phantom Bridge var. Bu çok havalı bir şey. Bunu ne işe yarıyor ki? Gösteririm. Bunu yapacağız çünkü. Gizli. Bir sonraki bölümde. Reklamlardan sonra. Her neyse. Bir sonraki bölüm Blood Magic'te eğer senin Blood Orb'un yoksa sana da bir tane Blood Orb yapmamız lazım. Bundan yapalım sana da. Yok. Yaparız. Yine aynı şekilde böyle kendi kanımızı vererek. Tamam, bir ara yaparız. Evet. Direkt bir dakika bölümün başında yapalım. Çünkü senin de kanını depolayabilmen lazım. Senin depolayabileceğin bir şey yok şu an. Aynen öyle. Ve de iki tane de kazma yapacağız. Bu Blood kazmalardan. Ve bunları kullanacağız. Anladım. Çok 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 daha hızlı kazacağız. Evet. Öldük biz diye bir kazmayla şunları yaparken. Evet, demin kafadan buraya kazarken öldük resmen. Evet, ve ondan sonra da kürek yapacağız ve o kürekle de tavan craft'ta gelişmemizi çok kolaylaştıracağız falan filan. Aynen öyle. O zaman izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve akşamki yayını unutmayın. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Bye.